Sağ olun. Hadi işler işler. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ayrıca da sağ olun. Teşekkür ederim. İyidir. Fakir mi zengin mi? Gönlü zengin. İyi başlayalım. Evet, Can Arma sen nasıl? İyi misin? Sağ olasın. Bu sağlık problemleri biraz daha yola geldi mi? Daha yoluna geldi. Sağ olsun. Rehabilitasyon merkezindeyim. Şeref verdiniz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanının verildiği 19 Eylül bütün ülkemizin her tarafında Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle de zaman zaman yaptığımız gibi sizlerle bir araya gelmek istedik. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Her birimizine söylüyorum, sadece bir kürsü konuşması olarak değil, 7/24 her birinizin emrinde olduğumuzu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bizlere bu vatanı bırakan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınlarını birer kardeş, birer abi, birer abla olarak görüyoruz. Siz kıymetli gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Yani bizim buradaki yaptığımız mücadelede gerçekten hiçbir ülkenin, hiçbir ordunun göstermediği kadar büyük bir hassasiyetle, büyük bir dikkatle masum insanlara zarar vermemek için, çevreye zarar vermemek için, hiç kimseye teröristler dışında herhangi bir şekilde müdahalede bulunmamak için hiçbir ordunun, hiçbir devletin almadığı kadar hem planlama safhasında hem de icra safhasında azami tedbir alınmaktadır. Alınıyor, alınacaktır. Buna da kimsenin şüphesi olmaz. Fakat bazı kendini bilmezler. İnsani ve vatandaşlık değerlerini kaybeden bazıları maalesef hem insani değerlerini kaybetmişler, hem de vatandaşlık değerlerini kaybetmişler. Utanmadan, sıkılmadan, alçakça Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira edebiliyorlar, laf atabiliyorlar. Ve hiçbir gerçeği yok. Binlerce defa, efendim, tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne yapıp ne yapmadığı çok açık ve seçik bir şekilde kamuoyunda paylaşılmış olmakla beraber maalesef bazıları bir yerlerden aldıkları talimatlar çerçevesinde bazılarının yönlendirmesiyle aynı şeyleri tekrar temsil pilavı tekrarlıyorlar. Bu gerçekten büyük bir alçaklıktır, büyük bir şerefsizliktir. Türk Silahlı Kuvvetleri buna layık değil. Dolayısıyla bunun da bir şekilde bilinmesi lazım. Bu Avrupa Birliği'nin, Avrupa Parlamentosu'nun raporları işte Türkiye'ye karşı kışkırtıcı laflar söylüyorlar, sözler söylüyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz kendi 7 iklim, 3 kıtada at koşturmuş, adaleti, istikrarı, medeniyeti, bütün efendim bu olanlara taşımış olan atalarımızdan aldığımız ilhamla gerekirse biz kendi kriterlerimizle, İstanbul kriterleriyle, Ankara kriterleriyle yolda devam edeceğimizi Sayın Cumhurbaşkanım açıkça söyledi ve bu yolda da bizim herhangi bir şekilde dönmemiz söz konusu değil. Bizim herhangi bir şekilde itilmeye, kalkılmaya tahammül etmeyeceğimizi, edemeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Burada tabii bunun dışında bizim Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta hak ve menfaatlerimiz var. Yani bu konuda da bizler hiçbir şekilde kimsenin hakkını yemeden, kimsenin hakkını çiğnemeden, kimsenin toprağında gözü olmadan, hakkında gözü olmadan, fakat diğer taraftan da uluslararası hukuk çerçevesinde hakkımız neyse iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapacağız. Biz dostluk diyoruz, biz diyalog diyoruz, biz barış diyoruz, görüşmeler yoluyla efendim, sorunların çözülmesi diyoruz. Fakat diğer taraftan da hiçbir şekilde haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Ve burada işte Avrupa Birliği, NATO, işte İsveç vesaire konuşuyorlar, görüşüyorlar. Biz burada kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemiz ve milletimizin 85 milyon, 88 milyonun hakkını hukukunu savuruyoruz. Cumhurbaşkanımızın yapmaya çalıştığı şey bu. Ülke için çalışılıyor, bu millet için çalışılıyor ve onlara çok açık ve net bir şekilde kendi politikalarımız çerçevesinde isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı, düşüncelerimizi, görüşlerimizi, taleplerimizi ilettik, iletiyoruz. İsveç NATO'ya girsin, bizim için sorun değil.
Fakat İsveç'in taahhütleri var. Bize verdiği taahhütler var. Madrid'de verdiği taahhütler var. Bunlar yerine getirsin diyoruz. Bunlar ahlaksızca 2 milyar insanın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e karşı büyük bir saygısızlık gösteriyorlar. Terbiyesizlik gösteriyorlar. Cumhurbaşkanımıza karşı, Türkiye'ye karşı azalmaz laflar söylüyorlar. Bunların hepsi bir tarafa bırakılıyor. İsveç şeye girsin. NATO'ya girsin. Girsin. Bakın görevlerini yapsın. Böyle dostluk olur mu? Böyle ittifak olur mu? Böyle bir teftik olur mu? Diyoruz biz. Dolayısıyla bizim politikalarımız gayet açık ve inşallah bu istikamette çalışmak suretiyle Türkiye'nin çok da ileri gitmesi için omuz omuza tek yürek gayretlerimizi sürdüreceğiz.